Günaydın, mutlu sabahlar. Ekonomide sabahla karşınızdayız. Takvimler 9 Aralık çarşamba gününü gösteriyor. Şu artık haftayı ortaladık ve önemli gelişmeleri takip ediyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Ve tabii beklentileri alıyoruz. Piyasaya dair beklentileri almak üzere dün biz Frankfurt'ta uzanmıştık. İşte özellikle para piyasalarındaki son durumu Commerzbank'tan bir analist bizler için değerlendirdi. Onun beklentilerini paylaşacağız. Artık kritik ECB toplantısı yarın gerçekleşecek. Ve tabii bir yandan da ilk aşı dün itibariyle İngiltere'de uygulandı ve onun da tabii ki yansımaları Joe Biden'ın ilk 100 gün içerisinde 100 milyon aşı sözü ve Çin'den açıklanan enflasyon rakamları, bunların hepsinin detaylarına bakacağız ve tabii ki daha fazlasını aktaracağız. Vakit kaybetmeyelim, şimdi Asya borsalarıyla başlayalım. Şöyle bir Asya borsalarına bu sabah saatlerinde baktığımız zaman yukarı yönlü hareketler dikkatleri çekiyor. Çin tarafında enflasyon verisi açıklandı dedik ve orada 2009'dan bu yana ilk kez negatif açıklanan bir enflasyon verisi oldu. Bu da gıda fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanıyor. Az sonra biraz daha detaylı şekilde bakacağız. Ancak Çin tarafındaki bu enflasyon verisi özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan o domuz fiyatlarındaki artıştan dolayı kaynaklanmıştı. Ve işte şu an itibariyle de aşağı yönlü bir negatif seyir gerçekleşti. Gıda fiyatlarındaki normale dönüşle beraber yaşanan düşüşün etkisiyle beraber. Diğer endekslere baktığımız zaman aslında Japonya, Güney Kore, Hong Kong, onlar da biraz daha böyle %1'i aşan primler dikkatleri çekiyor bu sabah saatlerinde. Hindistan'da alımlar biraz daha sınırlı ama işte Çin tarafında 2009'dan bu yana ilk kez negatif enflasyon yaşanmış olmasının baskısıyla bir miktar daha tabii ki işlemler daha az. Ve bir yandan da Washington ve Pekin hattındaki o gerilimin dozunun arttığını takip ediyoruz. Bununla ilgili olarak da yakından takip edeceğiz gelişmeleri. Ve sonrasında şöyle bir baktığımız zaman Avrupa ile devam edelim. Avrupa tarafına şöyle bir baktığımız zaman oradaki gelişmelerde de dün nasıl bir kapanış gerçekleşmişti diye, Londra'da çok sınırlı bir yükseliş vardı. 10.005'lik bir yükselişle gün tamamlandı. Brexit görüşmeleri için Başbakan Boris Johnson bugün itibariyle akşam saatlerinde Brüksel'e gidiyor. Malum yarın ve cuma günü AB Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Ama onun öncesinde Brexit ile alakalı olarak bu akşam saatlerinde Brüksel'de bir görüşme olması bekleniyor. Bu görüşmeden hala umutlar tükenmedi. Bir anlaşma çıkabileceğine dair dolayısıyla yakından takip ediyoruz. Ve işte dün itibariyle ilk kez aşılama gerçekleşti İngiltere'de ve ilk aşı 90 yaşındaki bir hanımefendiye yapıldı. İkinci aşı ise 81 yaşında, ismi William Shakespeare olan bir başka kişiye yapıldı. Ve işte şu an itibariyle İngiliz hükümeti elinde 20 milyon aşı olduğunu aktardı. Frankfurt tarafında yine sınırlı bir yükseliş vardı. 10.006'lık, Paris ve Madrid'de ise bir miktar geri çekilmeler gözlemlendi. Bakalım diğer ülkelerin aşı takvimi nasıl olacak? Bununla ilgili dağıtım nasıl olacak? Bu arada dün Pfizer'in ki Amerikan borsalarında burada işlem gören bir endeks Pfizer ve BioNTech'te de, onlarda da yükselişle kapandığını gözlemledik. Örneğin Pfizer'in hisselerinde %3'lük bir artış oldu. BioNTech ise %1,5'luk yükselişle dünü tamamladı. Amerikan borsalarına baktığımız zaman yeni rekorlar tazelendi aslında. Oradaki detayları şöyle bir hatırlayalım. Dow Jones tarafında gün içi rekor kırıldı ve %0,27'lik bir yükselişle açılması bekleniyor saatler 17.30'u gösterdiğinde. Nasdaq'ta 12.642'lik bir puan açılış beklentisi var şu an itibariyle. Tabii ki gün içerisinde biraz daha şu anda 10.004'lük olan o yukarı yönlü hareket acaba biraz daha farklılık gösterir mi, onu takip edeceğiz. Ama S&P 500 dün itibariyle tarihinde ilk kez 3700 seviyesini aştı ve yeni bir rekor geldiğini gördük oradan. %0,3'lük yükselişle ve şu anda da yine vadelilerde de yukarı yönlü bir açılış beklentisi var. Ve tabii Amerika dediğimiz zaman hem koronavirüsle ilgili o korkunç tabloyu takip ediyoruz, bir yandan da oradaki gelişmeler, yani teşvik paketi örneğin gündemimizde olmaya devam ediyor. Orada anlaşmazlık hala devam ediyor. Teşvik paketiyle alakalı olarak
Demokratların ve Cumhuriyetçilerin bazı konular üzerinde anlaşamadığını görüyoruz. Ve dolayısıyla bu da tabii ki teşvik paketinin acaba yeniden mi ertelenecek soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Ve bir yandan da artık Amerikalı halk için gerçekten de durum ciddiye bindi. Ve işte daha önceden bu sağlanan ücretsiz maaş, ücretsiz izin, ücretli izin daha doğrusu gibi konuların biraz daha işte artık sonuna gelindiğini ve bazı eyaletlerin çok ciddi bütçe kesintileri yapmak zorunda olduğunu takip ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bakalım ne olacak? Bunu da yakından izliyoruz. 11 Aralık'a kadar aslında orada bir anlaşma sağlanması bekleniyordu. Çünkü zaten geçici federal fonlamanın da 11 Aralık'a kadar olduğunu biliyoruz. Bugün bir görüşme olacak ve bu 11 Aralık tarihinin bir hafta ertelenip ertelenemeyeceğine dair bir karar verilecek ve belki de işte burada son tarih 18 Aralık olacak. Yakından takip ediyoruz. Evet, şöyle bir Amerika'daki borsalara baktıktan sonra şimdi bir de tahvil tarafına göz atalım. Orada da 10 yıllıklarda %0,93 seviyesi karşımıza çıkıyor şu an itibariyle. 2 yıllıklarda %0,15 ve 5 yıllıklarda da %0,40 seviyesini görüyoruz. VIX endeksine göz atalım. VIX endeksi tarafında korku endeksinde nasıl bir tablo var? 20,68'e doğru bir geri çekilme var. %2,91'lik. Bu da aslında zaten biraz böyle hisse tarafındaki o olumlu seyri açıklar nitelikte. Şimdi de içeriye bir bakalım. Dün biz borsayı nasıl kapattık? 1339 seviyesinden kapandı. Bu arada dün BIST tüm endeksinde tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanış gerçekleşti. %0,75'lik bir primle günü tamamladığımızı gördük. Dolar TL bu sabaha 7,81 seviyesinden, Euro TL ise 9,47 seviyesinden başlıyor. Ve sepet kurda da 8,65 seviyelerini görmek mümkün oluyor. Kur cephesine baktığımız zaman böyle aslında yatay bir seyir bizleri karşılıyor. Dolar endeksinde ise 90'lı seviyeleri telaffuz etmeye devam ediyoruz. Orada 90,84 seviyesiyle %0,13'luk aşağı yönlü bir hareket bu sabah saatlerinde dikkatleri çekiyor. Ve işte dolara karşı farklı beklentiler var. Kimileri %4 oranında, örneğin Nomura'nın bir raporu var ve Nomura'nın o raporunda önümüzdeki yıl sonu itibariyle, yani 2021 yıl sonu itibariyle dolarda %4'lük bir düşüş beklentilerini paylaşıyor. Farklı kurumlarda bu düşüş beklentisi %10'a kadar çıkabiliyor ve işte tabii ki aşıyla ilgili gelişmeler, Fed'in atacağı adımlar, bunların hepsi dolar üzerindeki seyri belirleyecek gelişmeler arasında yer alıyor. Peki dolar endeksinde gerileme devam ederken euro dolar paritesinde nasıl bir yansıma var? Şimdi ona bir göz atalım. Euro dolar tarafında da 1.21-1.24 seviyesini görüyoruz. %0,14'lük yukarı yönlü bir hareket var. Yarın kritik bir toplantı gerçekleşecek. İşte ECB toplantısı Türkiye saatiyle 15.45'i gösterdiğinde saatler yazılı olarak metin paylaşılacak. 16.30'da ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın piyasaya vereceği mesajları izleyeceğiz. Simultane olarak sizlere aktaracağız. Ancak şöyle bir gerçek var ki Euro dolar paritesinde yükseliş daha önceden Eylül ayında biz görmüştük ki Eylül toplantısında da bu soru yöneltilmişti. Herhangi bir müdahalede kura bulunmayacaklarını ancak kurdaki bu yükselişin etkilerini çok yakından takip ettiklerinin mesajı verilmişti ECB Başkanı Christine Lagarde tarafından ve şöyle bir baktığımız zaman bütün genel kanı ECB'nin bu yüksek seviyeleri Euro'daki bir yukarı yönlü hareketi istenmeyeceği yönünde. Az sonra işte Commerzbank'a uzanacağız, oradan bir görüşü ekranlara taşıyacağız ancak yeri gelmişken Euro'daki bu aşırı ısınmadansa biraz böyle çok hızlı bir ısınma gerçekleştiğinin sıkıntısı ECB üzerine daha fazla bir endişe yaratıyor, beklentisini paylaştı. Commerzbank FX analisti Esther Reichelt bununla ilgili de ilerleyen dakikalarda biraz daha detaylı bakacağız. Ve sterlin dolara geçelim. Orada da tabii ki anlaşma beklentisi biraz böyle sterlini yukarı çeken bir gelişme. 1.33.75'lerde neredeyse 1.34'lere gidecek gibi duruyor ve gün içerisinde 1.33.78 şu saatler itibariyle gördüğümüz en yüksek seviye oldu. Bakalım gerçekten de bir anlaşma beklentiler dahilinde gerçekleşecek mi? Ancak dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson anlaşmaya çok uzak olduklarının hala bazı konularda sıkıntılar olduğunun altını çizdi.
Yalnızca işte Kuzey İrlanda ile alakalı olarak bazı olumlu gelişmeler yaşansa da tabii ki bu bütün sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Ve geçelim şimdi bir başka önemli para birimi olan yenin dolar karşısındaki performansına. Orada da 104,1 seviyesini görüyoruz. 10.000'de üçlük bir değişim söz konusu şu an itibariyle. Bu pariteye de baktığımız zaman nispeten yatay seviyeler gözlemleniyor. Para piyasalarının ardından emtia diyelim. Emtia tarafındaki gelişmeleri altının onsuyla başlıyoruz. 1858 dolarla tam o 1850 olan kritik seviyenin tam sınırında yer alıyor ve %0,68'lik aşağı yönlü bir hareketle bugün itibariyle güne başlıyor altının onsu. Bakalım gün içerisinde ne olacak? Tabii ki dolardaki seyri çok yakından takip ediyor ve bugün hem dolar endeksinde hem de altında aşağı yönlü bir hareket dikkatleri çekiyor bu sabah saatleri itibariyle. Ama gün içerisindeki hareketler yakından izlenecek. Gram altına bakalım. Gram altın tarafında nasıl bir tablo var? 467 lira 77 kuruştan el değiştiriyor altının gramı. Ve şimdi son olarak petrol diyelim. Petrol tarafında da %0,47'lik bir geri çekilmeyle başlıyoruz. Brent petrolde 50 dolarlara doğru bir hareketlenme olmuştu. OPEC artı toplantısından çıkan kesintinin haberleriyle beraber, ancak koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ettikçe, aşının her ne kadar gelmiş ve uygulanmaya başlamış olsa da diğer ülkelerde nasıl bir organizasyon içerisinde olacağına dair gelişmeler, talebin ne zaman toparlanacağına dair belirsizlik, işte bunların hepsi de Brent petrolü aşağı yönlü itmeye devam ediyor. Bir de Amerikan petrole bakalım. Oradaki gelişmelerde de 45 dolar 36 sent seviyelerini görüyoruz ve %0,5'lik aşağı yönlü bir hareket dikkatleri çekiyor. Evet, şimdi de bakalım bugün içerisinde hangi veriler takip edildi ve edilecek. Sabah saatlerinde Çin'den enflasyon verisini takip ettik ve Çin'deki enflasyon verisi, aslında az önce de bahsetmiştik ama 2009'dan bu yana ilk kez enflasyon artmadı, düştü, azaldı. Ve işte burada biraz gıda fiyatlarındaki düşüş etkisi var. %2'lik bir düşüşten bahsediyoruz gıda fiyatları dediğimiz zaman ve Kasım ayında aylık enflasyon Çin tarafında %0,5'lik bir geri çekilmeye sahne oldu. Bu arada gıda ve enerji fiyatlarını ayrı tutan çekirdek enflasyon ise %0,5 artış kaydetti. Bunun işte özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan o domuzlarda bulunan hastalıktan dolayı gıda fiyatlarındaki aşırı yükselişe bağlanıyor. Ve işte şu an itibariyle fiyatların bu düşmesi, o durumun normale dönmesi gıda fiyatlarında bir belirgin düşüşü beraberinde getirdi. Ve bu da tabii ki manşet enflasyonu aşağı çekti gibi duruyor. Üretici fiyat endeksinde ise -1,5'luk bir düşüş gerçekleşti. Bu arada biz saatler onu gösterdiğinde Almanya'dan dış ticaret dengesini takip edeceğiz. Ve 18'de ise Amerika'da Ekim ayı toptan stoklar verisi izlenecek. Bakalım bu iki önemli veri neye işaret edecek. Ama tabii bugün şöyle bir baktığımız zaman veri akışı açısından çok yoğun bir gün olmadığını görüyoruz. Devam edelim şimdi dünya gündemine, şöyle bir bakalım hangi önemli gelişmeler yakından takip ediliyor. Amerika ve Çin hattında, yani Pekin-Washington hattına baktığımız zaman orada gerginliğin gittikçe arttığını görmek mümkün oluyor. Geçiş sürecinin yaşandığı bu dönemde ABD Başkanı Donald Trump gerçekten de hani bazı uzmanlara göre arkasında bir enkaz bırakmak istiyor. Dolayısıyla bütün ülkelerle ilişkilerini, zaten çok iyi olmayan ilişkileri özellikle işte Çin'de olduğu gibi biraz daha kötüleştirip öyle veda etmek istiyor. Şimdi bununla ilgili haberimize bakalım. Acaba son gelişmeler nasıl, izleyelim. Adı konmamış soğuk savaşta yeni hamle geldi. Amerika Birleşik Devletleri Çin'i Hong Kong politikası dolayısıyla sürekli eleştiriyordu. Bu eleştiri dozu zamanla arttı. Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong için uygulanan ulusal güvenlik yasasının çıkarılmasında ve geçen ay seçimleri kazanan muhalif siyasetçilerin Pekin tarafından saf dışı bırakılmasına yoğun tepki gösterdi. Bu politikalarda oynadıkları rol nedeniyle 14 Çinli yetkiliye mali yaptırımlar ve seyahat yasağı uygulanmaya başlanacağını açıkladı.
Çin Ulusal Halk Kongresi'nin 14 başkan yardımcısının tamamı Amerikan yaptırımlarının hedefi oldu. Amerikan yaptırımları tam da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ABD'ye tüm seviyelerde diyaloğu devam ettirmesi çağrısı yapmasının ve parlamento heyetleri arasında görüş alışverişini teşvik etmesinin hemen sonrasında devreye girdi. Bu adım Çin'den gelen tepkinin tonlamasını da sertleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Pekin'deki Amerikan Büyükelçi Vekiline nota verdi. Metinde ciddi protesto ve sert kınama ifadelerinin yer alması ise gerilimin daha da tırmanacağı işareti olarak algılandı. Üstelik Çin notanın ardından misilleme de yapacağız tehdidinde bulundu. Şimdi diplomasi kulislerinde atılacak adımların ve verilecek yanıtların ne olacağı tartışılıyor. Ve dünya gündemiyle devam ettiğimiz zaman bir sonraki maddede Avrupa Birliği Liderler Zirvesi. İşte bu akşam saatlerinde Boris Johnson'ın Brüksel'e gitmesi bekleniyor ve Brexit'le alakalı olarak görüşmeler devam edecek. Bir yandan da AB liderleri Perşembe ve Cuma günü bir araya gelip önemli meseleleri ele alacak. Tabii ki burada farklı anlaşmazlıklar var hem Brexit konusunda hem bir yandan Polonya ve Macaristan'ın bütçe görüşmelerine karşı çıkmasıyla beraber hatta Pol Exit'ten dahi bahsetmiştik. Bunların hepsinin geleceği tartışılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki iki gün gerçekten de haber akışı açısından Avrupa Birliği özelinde yoğun geçebilir. Kaldı ki yarın ECB toplantısı da bir yandan gerçekleşecek. Tabii ticaret ve balıkçılık konusu çözülebilecek mi acaba Avrupa Birliği ve İngiltere arasında? Orada da zaman gittikçe daralıyor. Bunu da yakından izliyoruz. Ve işte bu akşam saatlerinden itibaren zaten son dönemde son birkaç gündür yoğunlaşmış olan o görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkacak mı izleyeceğiz. Ve şimdi de bir sonraki başlığımıza geçelim. Ona da şöyle bir baktığımız zaman İngiltere'de dün itibariyle ilk aşı yapıldı. İlk aşı 90 yaşındaki bir hanımefendiye yapıldı ve işte sonrasında ise 81 yaşındaki bir başka isim, o işte William Shakespeare olması aslında dünyanın gündeminde yer aldı. Sosyal medyada da yer aldı. Şimdi bakalım nasıl bir süreçten geçti İngiltere ve neler bekleniyor, izliyoruz. Margaret Keenan. O Pfizer-BioNTech aşısına olan ilk İngiliz. Aşılama çalışması 90 yaşındaki Keenan'la başladı. Yaşlılar ve sağlık çalışanlarıyla devam ediyor. İngiliz hükümeti toplamda 40 milyon adet sipariş verdi. İlk etapta 800 bin adet aşı peyderpey teslim edilecek. Yıl sonuna kadar da 4 milyon aşı İngiltere'ye ulaştırılacak. Kalan dozlarsa 2021 başında sağlanacak ve aşılamalar yapılacak. Aşının ikinci dozu ise 21 gün sonra uygulanacak. Pfizer aşısı -70 derecede muhafaza edilip taşınabiliyor. İçinde 975 adet bulunan paketler halinde hastanelere ulaştırılıyor. 2021'de kitlesel aşılamayı hızlandırmak için kongre merkezi ve stadyumlara da toplu aşılama alanlarının kurulması planlanıyor. Ve devam ediyoruz. Bu kez OECD'den yani Uluslararası Ekonomik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan Almanya'ya bir uyarı var. Erken kemer sıkma uyarısı geldi. Yani işte bütçe disiplinine hızlı bir şekilde dönmemesi tavsiyesinde bulundu. Yani orada işte Almanya tabii Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olduğu için çarkların dönmesi büyük önem taşıyor. Geri kalan Avrupa ülkeleri için de izleyelim bakalım detaylarında neler var. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'den Almanya'ya erken kemer sıkma uyarısı geldi. Kuruluş, Almanya ekonomisine ilişkin açıkladığı raporunda hükümetin koronavirüs resesyonundan sonra sıkı para ve mali politikalarla bütçe disiplinine hızlı dönmemesi tavsiyesinde bulundu. OECD raporunda devlet borçlanmasında sınırın derhal uygulanmasının ekonomik toparlanmayı tehlikeye atabileceği riskine dikkat çekildi. Yatırımlar ve yapısal reformların salgının neden olduğu resesyondan sonra Almanya'nın ekonomik olarak toparlanmasını güçlendirebileceği belirtildi. Alman politikacılara otomotiv sanayinde daha temiz enerjiye ve yeni teknolojilere geçişi kolaylaştırmaları ve dijitalleşmeyi teşvik etmeleri önerildi.
OECD ayrıca Almanya ekonomisinin bu yıl %5,5 küçülmesini beklerken 2021'de %2,8 ve 2022'de %3,3 büyüyebileceğini öngörüyor. Almanya'da hükümet, tüketici ve şirketlere yönelik teşvikleri fonlamak için bu yıl 218 milyar euro ve 2021 için de 180 milyar euro borçlanma planlamıştı. Ve şimdi de dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın 2021 için yayınladığı raporun detaylarına şöyle bir bakalım. Pandemi dolayısıyla büyük değişimler yaşandığına dikkat çekildi bu raporda ve yeni bir yatırım düzenine de geçildiğine işaret edildi. Başka neler var? Raporun detaylarını da izliyoruz. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, 2021 küresel görünüm raporunu yayımladı. Yeni bir yatırım düzenine geçildiği belirtilen raporda, koronavirüs salgınının ekonomilerin ve toplumların işleme şeklindeki büyük değişimleri hızlandırdığı vurgulandı. Sürdürülebilirlik, eşitsizlik, jeopolitik ve makropolitika konusunda dönüşümler olduğuna işaret eden BlackRock, yeni bir yatırım düzeninin hala gelişme aşamasında olduğunu bildirdi. Raporda geleneksel iş çevrimi stratejisinin pandemide işlemediği ifade edilirken, salgın süreci daha çok hızlı ekonomik toparlanmanın takip ettiği bir doğal felakete benzetildi. BlackRock'a göre ABD ve Avrupa çok kısa vadede bazı zorluklarla karşı karşıya kalacak ve artan koronavirüs vakaları doğrudan ekonomik küçülmeyle sonuçlanabilecek. Pozitif aşı haberlerinin gidişatı değiştirebilecek bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken BlackRock, sonuç olarak piyasada kısa vadede oluşabilecek bir volatilitenin ötesine bakmaktan yanayız. Genel olarak risk yanlısı duruşumuzu artırıyoruz, açıklamasında bulundu. Şimdi de son maddemize bakıyoruz. Orada da su. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yatırım aracı oldu. Aslında çokça bahsediliyor. Su dünyada gittikçe azalıyor. Pek çok ülke şu an itibariyle dünyanın örneğin işte özellikle Afrika'daki ülkelere baktığımız zaman %10'u suya erişim konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ve işte artık bir emtia gibi yatırım aracı oldu. Bu da önümüzdeki döneme ilişkin çok iyi bir sinyali beraberinde getirmiyor. Çünkü gittikçe bu konuda bir kıtlık yaşanabilir beklentisi var. Detaylara şöyle bir bakalım. Birleşmiş Milletler'e göre su kıtlığı 2050'ye kadar dünya çapında 5 milyar insanı etkileyecek. Yangınlar ve sıcaklıklar dünyanın en fazla su tüketen ikinci ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nde kıtlık tehlikesini önemli bir hale getirdi. İşte tam da bu yüzden zaten bir emtia olduğunu gördük. Bir yatırım aracı olarak hayata geçtiğini gördük suyun. Kuraklık riski sebebiyle su ilk kez altın, petrol gibi Wall Street'te işlem görmeye başladı. Devam edelim şimdi. Başka nasıl bilgiler var acaba? CME Group'un 1.1 milyar dolarlık spot su pazarı bu hafta pazartesi günü itibariyle borsada işlem görmeye başladı. Su piyasası işlemleri su üzerinde çeşitli mülkiyet paylarının satışını ve kiralamasını içeriyor. CME Group'a göre bu uygulama su kıtlığı riskinin daha iyi yönetilmesini sağlayacak. Bu da tabii ki önemli bir gelişme aslında. Çok yer bulmadı basında ancak biz bunu öne çıkarmak istedik. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak ciddi bir durum gibi duruyor ve diyelim ve devam edelim.
Ve az önce bahsetmiştik aslında Frankfurt'ta uzandık dün ve değerli bir ismin görüşlerini ekranlara taşıyacağız. Şimdi Commerzbank FX stratejisti Esther Reichelt bizimle birlikteydi ve önümüzdeki döneme ilişkin para piyasalarında olabilecekleri kendi beklenti çerçevelerinden paylaştı. Bakalım neler söyledi, izleyelim. Esther, welcome to Esther, our merhabalar. show. Great to have Seni you here. Burada ağırlamak çok büyük mutluluk. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Beklentilerini almak istiyorum dolarla ilgili olarak. Çünkü bazı beklentiler var. Önümüzdeki yıl %10 ila %30 oranında bir değer kaybedebileceğine dair beklentiler paylaşılıyor. Sence bu mümkün olabilir mi? Ve eğer olursa sence hangi gelişmeler doları baskılayacak? Bence biz aslında orada dolarda aşağı yönlü bir hareket bekliyoruz ama bu kadar kuvvetli bir beklentimiz yok aslında. Tabii ki euroya dair de gelişmeler takip edilecek ama eğer orada euro çok yükselirse o zaman Avrupa Merkez Bankası bu durumdan çok rahatsız olacak ve euronun değer kaybetmesi için ve euro dolarda aşağı yönlü bir hareket getirmek için yeni adımlar atacak. Evet, gerçekten de bunu takip ediyoruz. Böyle bir nokta olabilir ve sence bu haftaki perşembe günkü toplantıdan nasıl beklentiler var ve eğer gerçekten de ECB herhangi bir adım atmazsa o zaman 1.25'lere doğru bir hareketlenme olabilir mi? Evet, herkes aslında genişlemeci para politikalarının ECB tarafından bu perşembe günü devam etmesini bekler. Burada tam olarak burada sorulması gereken soru şu. Euro'nun üzerinde bunun bir etkisi olacak mı acaba? Çünkü pandemi sebebiyle burada işte varlık alım programları var. Zaten aşağı yönlü gelmiş olan faiz indirimleri var. Dolayısıyla burada tam olarak hani uzun vadeli kalıcı bir etki sağlar mı euro bölgesi üzerinde, euro üzerinde? İşte bu önemli. Bu biraz daha aslında Avrupa Merkez Bankası yerine Fed burada faiz indirime giderse o zaman bambaşka bir tablo oluşabilir aslında ECB'de. Çünkü ECB'nin şu anki faiz oranları zaten eksilerde seyrediyor ve işte zaten tarihi düşük seviyelerde. Mart'ta veya işte farklı bu pandemiyle ilk karşılaştığımız dönemde ECB herhangi bir acil durum adımı atmadı ve faizlerde bir indirme gitmediğini açıkladı. Faize dokunmadı. Ve dolayısıyla orada şu an itibarıyla bir faiz indirimi yapılırsa o zaman ne olacağını, piyasaların da nasıl tepki vereceğini görmemiz gerekiyor. Ama şu an itibarıyla şu anda işte biraz stabilize olmuş gibi duruyor son birkaç gündür. Euro dolar paritesinde bir stabilizasyon var. Çok fazla yukarı gitmiyor. Dolayısıyla burada biraz negatif faiz fiyatlamalarının da piyasayı olumsuz etkileyebileceğine dair beklentilerimiz var ve işte burada stabilize olduğu takdirde biraz daha bir nokta olabilir. Evet. Peki hangi seviyeleri yakından takip ediyorsunuz acaba? Çünkü şimdi 1.20'nin hala üzerinde ve hala çok güçlü dediğimiz zaman Euro'dan nasıl bir seviyeden bahsediyoruz? Yani hangi seviyeler acaba Avrupa Merkez Bankası'nı mutlu ederdi? Şu anda bu gelinen seviyelerdense daha çok hızlı bir artış olması aslında Avrupa Merkez Bankası'nı yakından ilgilendiriyor ve işte dolayısıyla burada adım atılması gerekebilir. Bunun aşırı hızlı bir şekilde değerleniyor olması ECB'yi çok mutlu etmiyor. Ve genel olarak bizce euro dolar paritesinde 2021 içerisinde 1.25'e doğru gidebilir. Belki de 2022 seviyeleri yıllarında da bunu görebiliriz aslında. Ama burada işte sonrasında biraz daha aşağı yönlü hareket bekleyebiliriz. Evet, peki 2021 beklentilerine gelince G10 para birimleri arasında en çok hangisi sürpriz yapabilir acaba? Of course, depends strongly on the
Evet, bu tabii ki pandeminin seyrine göre değişecek bir durum. Herhangi bir şekilde pandemide bir kötüleşme olmadığını varsayarak, orada işte alınan önlemlerle ve işte aşının hayatımıza geçmesiyle beraber, aslında basitçe buradaki işte fiyatlamaların bu şekilde devam edeceğini öngörebiliriz aslında, ama işte bazı para birimlerinde de bir iyileşme beklentimizi hala koruyoruz. Özellikle Norveç korunası dediğimiz zaman, orada gerçekten de bir yukarı yönlü bir faiz artırımını destekleyebilecek tek para birimi o olabilir gibi duruyor. Şöyle bir diğer para birimlerine baktığımız zaman, ve bu da tabii ki yakından takip ettiğimiz bir para birimi. Evet, sterlinle ilgili de soru sormak istiyorum. Çünkü şu anda hala bir Brexit anlaşması olabilir beklentisi korunuyor ve ona tutunmaya çalışıyor. Ama şu an itibariyle da işte fazla değer kaybetmesinin önüne geçmeye çalışılsa da, sence tam olarak neler oluyor? Kırılgan mı ve Brexit'i mi bekliyor? Neler var? Evet, şu an itibariyle gerçekten de önümüzde duran en önemli gelişmelerden bir tanesi ve sterlinin de gidişatını Brexit gelişmeleri belirleyecek. Bizim şu an itibariyle bu konuyla ilgili uzmanlarımız herhangi bir şekilde bir anlaşma olabileceğini öngörüyor. Ve dolayısıyla çok fazla bir çöküş beklentilerini paylaşmıyorlar sterlin tarafında. Yani işte son iki güne baktığımız zaman evet biraz aşağı yönlü hareketlenme oldu, ama çok bir çöküş beklentisi yok. Ve orada eğer bir anlaşma olursa da beklentinin biraz daha hızlı bir şekilde yukarı çıkacağını göreceğiz. Ve ekonomik bağlantılara baktığımızda İngiltere ve Avrupa Birliği ve İngiltere arasında, onlarda bir kötüleşme olacağı aşikar ne olursa olsun. Ve dolayısıyla bunun biraz daha sterlini baskılayabileceğini öngörebiliriz önümüzdeki dönemde. Çok teşekkürler bize katıldığın için. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık değerlendirmesini yaptı. YASED'in düzenlediği Uluslararası Yatırımcılar Zirvesi'nde konuştu Bakan Elvan ve iç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekebilecek politikaları uygulayacağız. Kimsenin aklında bir soru işareti kalmayacak mesajını paylaştı. Bakalım başka neler söyledi, izleyelim. Teşekkür ederim Ayşem Hanım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Üretime, katma değere ve ülkemizin yenilikçilik ekosistemine büyük katkılar sunan YASED'in Uluslararası Yatırım Zirvesi etkinliğinde sizlerle bir araya gelmiş olmaktan son derece mutluyum. Bu vesileyle 40. yılınızı kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Doğrudan yabancı yatırımlardaki son dönem eğilimleri ve yeni fırsatlara odaklanan bu zirve, ümit ediyorum ki bizleri izleyen tüm katılımcılar açısından son derece faydalı olur. Kıymetli konuklar, sanırım hiçbirimiz geçen sene bu zamanlar böyle bir 2020 yılı tahmin etmiyorduk. Daha önce bir benzerini yaşamadığımız olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs salgını
maalesef tüm dünyada dengeleri sarsmış durumda. Bu yıl küresel ticaretin %9.2 ve uluslararası doğrudan yatırımların ise %40 daralması bekleniyor. Türkiye kendilerine yeni ve güvenilir limanlar arayan yatırımcılar için çok cazip imkanlar sunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan uluslararası yatırımcılara seslendi. Türkiye'nin içinde bulunduğu yeni reform sürecini anlattı. Türkiye sahip olduğu bu özelliklerle başta Avrupa pazarı olmak üzere dünyanın her yerinden yatırımcılar için eşsiz bir potansiyel taşıyor. İşte biz bu potansiyeli çok daha ileri götürmek ve Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık. Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde konuşan Bakan Elvan, kredibilite vurgusu yaptı. İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız. Kimsenin aklında soru işareti de kalmayacak. Altını özellikle çizmek istiyorum. Merkez Bankamız her türlü araç bağımsızlığına sahip. Bakan Elvan, pandemi sonrası dönemin birçok fırsatı beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Bu yeni dönemde uluslararası yatırımcıları Türkiye'de yatırıma davet etti. Ülkemizdeki mevcut doğrudan yatırımların kapasite artışına gitmesini arzuluyoruz. Firmalar, üretim tesislerini genişletebilecekleri gibi pekala ARGE faaliyetlerini de ülkemize taşıyabilir. Bununla birlikte daha önce Türkiye'de yatırım fırsatlarını hiçbir şekilde değerlendirmemiş küresel markaları da ülkemize davet ediyorum. Zirvede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı. Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte ilk ulusal doğrudan yabancı yatırım stratejisini hazırladıklarını hatırlattı ve çalışmada son aşamaya gelindiğini söyledi. Bakan Pekcan ise Türkiye'de sadece belli merkezde değil, 81 ilde ciddi bir üretim, yatırım ve ihracat potansiyeli olduğuna dikkat çekti. Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi programı. Ve şimdi değerli bir ismi ağırlayıp piyasalara dair beklentileri alacağız. Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın uluslararası yatırımcılara çağrısını ekranlara taşıdık az önce. Dolayısıyla içeriden bir başlayalım. Borsa tarafındaki beklentilerinizi almak isterim şu an itibariyle. Özellikle işte hani yabancılarla alakalı olarak biraz daha son dönemde yapılan çağrılar, ki IIF'in de verilerine göre biraz böyle gelişen ülkeler arasında Türkiye'nin daha fazla diğerlerine kıyasla yabancı çektiğine dair bilgiler de, grafikler de paylaşıldı. Ne dersiniz? Nasıl bir seyir var? Önce bir borsa diyelim. Tabii. İsterseniz öncelikle Sayın Elvan'ın konuşmasından başlayalım. Evet. Elvan'ın konuşmaları oldukça önemliydi. Özellikle ekonomi ve hukuk alanındaki dönüşüme işaret etmişti malum. Nitekim baktığımızda son dönemde ekonomi politikalarına dair atılan ciddi adımlar var. Bunlar oldukça önemli ve olumlu. Bunların tabii ki özellikle yabancı yatırımcılar açısından bakıyorsak uzun vadede devamının gelip gelmeyeceği oldukça önemli olacaktır. Önümüzdeki günlerde benzer adımların da gelmesini açıkçası beklemekteyiz biz. Tabii beklendiği şekilde adımlar atıldıkça hem yurt içi piyasada yerli yatırımcılar açısından bu oldukça önemli ve güven verici olacaktır. Hem de tabii ki yabancı yatırımcılar açısından oldukça güven verecek ve yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekecektir. Tabii böyle bir durumda bunun özellikle borsa tarafında olumlu etkilerini görmeye önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Nitekim sizin de belirttiğiniz gibi IIF'ten gelen son dönem verilerine baktığımızda gelişmekte olan ülkelere ciddi şekilde bir fon akışı söz konusu ve Türkiye'de bunlar içerisinde yine bu fon akışlarından en iyi şekilde faydalanılan ülkelerden bir tanesi. Burada tabii önemli faktörlerden bir tanesi önümüzdeki günlerde de mevcut durumda hali hazırda atılmış olan ekonomi politikalarına dair ve hukuk alanında atılan adımların devamının gelip gelmeyeceğidir. Belirttiğim şekilde bunların önümüzdeki günlerde gelmesi özellikle borsa tarafına başta olumlu yansıyacaktır. Nitekim baktığımızda şu anda da özellikle borsada ciddi şekilde yukarı yönlü hareketleri görmekteyiz. Piyasa mevcut gelişmeleri olumlu karşılıyor. Nitekim baktığımızda özellikle dün BIST endeksinin
1339 seviyesinden kapandığını takip ettik. Yaklaşık %0.75'lik bir yükselişle kapanmıştı endeks. Bugün de özellikle piyasalardaki olumlu fiyatlamalara baktığımızda hem Asya tarafına hem ABD vadelilere bugün için de bu fiyatlamaların yukarı yönlü devam etmesini bekleyebiliriz. Biraz daha orta vadeli bakarsak belirttiğim gibi özellikle hukuk ve ekonomi alanında atılacak adımların piyasa biraz daha takip etmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi biraz da borsa ile ilgili aslında seviye beklentilerinizi de almak isterim. Dün itibariyle kapanışta BIST tüm endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Ve işte orada biz bir rekor tazelenmesini gözlemlemiştik. Sonrasında biraz daha yataylaşan seviyeler karşımıza çıkıyor son günler itibariyle. Dün %1'e varan bir yükselişle kapanış gerçekleşti. Ancak beklentiler nasıl acaba? Hangi gelişmeler yakından izleniyor? Ve tabii seviyeleri de merak ediyorum. Mevcut durumda baktığımızda özellikle BIST endeksinde yarın ve öbür gün yapılacak AB liderler zirvesi oldukça önemli. TL varlıklarda oldukça önemli fiyatlamalara sebep olabilir. Malum AB liderler zirvesinden Türkiye'ye dair bir yaptırım kararı çıkma olasılığı üzerinde duruluyor. Eğer böyle bir yaptırım kararının çıkması söz konusu olursa endekste aşağı yönlü hareketler görme olasılığımız var. Tabii böyle bir durumda aşağı yönlü hareketlerde 1326 seviyesi gündeme gelebilir. Burası teknik olarak baktığımızda Bollinger orta bandı denk geliyor. Daha aşağıda 1317 seviyesi olacaktır. Burası da yine teknik olarak baktığımızda 50 günlük üstsel hareketli ortalamasına denk geliyor. Ancak AB liderler zirvesinden ben genel anlamda baktığımda önceki konuşmalardan da yine edindiğimiz fikir bağında düşündüğümüzde ve yine Türkiye'nin stratejik bir ortak olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda liderler zirvesinden ciddi bir yaptırım çıkacağını düşünmüyorum. Belki daha önceki söylemler kapsamında havuç sopa uygulamaları yönünde bir hamle gelebilir. Dolayısıyla diğer taraftan endekste mevcut seyrin devam etmesi, yani yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi söz konusu olduğunda ise yukarı yönde ilk olarak takip edeceğimiz seviye 1350 seviyesi olacaktır. Bu seviyenin geçilmesi daha yukarıda 1355 seviyesini gündeme getirebilir. Evet, çok teşekkürler bu değerlendirme için de. Biraz da yurt dışına bakalım. Yarının kritik gündemi ECB toplantısı. Ve işte bir yandan da Brexit'e tabii ki gözlerimiz olmaya devam ediyor. Avrupa'ya dair gelişmeler bu şekilde. Amerika'ya da geleceğiz ama öncelikle bir ECB'den beklentilerinizi almak isterim. Hem bir hani varlık alım programında yukarı yönlü bir revize hem de faiz indirimi de masada duruyor anladığım kadarıyla bu toplantı için. Farklı beklentiler tabii ki var. Sizin beklentileriniz nasıl acaba? Açıkçası baktığımızda faiz indirimi konusuna zaten ECB'de negatif faiz söz konusu. Şu toplantıda en azından bunu çok fazla ön plana çıkartacaklarını düşünmüyorum. Diğer taraftan Lagarde'ın açıklamaları gündemde olacaktır tabii ki. Burası oldukça önemli çünkü özellikle doların küresel çapta zayıfladığı bir ortamda euro dolar paritesinin 1.21'in üzerinde fiyatlandığını takip ediyoruz. Dolayısıyla ECB'nin böyle bir durumda, böyle bir ortamda atacağı adımlar oldukça önemli. Nitekim baktığımızda Eylül başında euro dolar paritesi 1.20'nin üzerine çıktığında anında sözlü müdahale gelmişti. Şu anki mevcut durumda 1.21.20 seviyelerinin üzerinde fiyatlandığını takip ediyoruz euro dolar paritesinin. Özellikle yarınki toplantıda Lagarde'ın buna yönelik en azından sözlü bir açıklaması gelip gelmeyeceği oldukça önemli olacaktır. Nitekim burada euro dolar paritesindeki fiyatlamalar oldukça önemli. Önümüzdeki günlerde özellikle baktığımızda teknik olarak 1.22 seviyelerin üzeri gündeme gelebilir ve güçlü bir euro da Avrupa ekonomisine zarar verme potansiyeline sahip. Dolayısıyla Lagarde'ın açıklamalarında aslında yarınki toplantıda ağırlıklı olarak bu tarafa odaklanılacakmış gibi görünüyor. Evet, bakacağız. Oradan çıkacak mesajlar da tabii ki önemli olacak. Aşıyla ilgili gelişmeleri tabii yakından izliyoruz ve dün İngiltere'de ilk doz aşı gerçekleşti. Sonrasında işte hani aşı diyorduk aylardır. Belki de işte Mart'tan Nisan'dan ve böyle hani yıl sonuna yetişir dediğimiz zaman çok uzun bir süre gibi geliyordu. Ve tabii hala uzun bir süre var. Çünkü nasıl olacak, hangi ülkeye nasıl dağıtımı ve bunların işte lojistiği vesaire derken hala bir durum. Şimdi piyasalar hani bu gelişmeleri nasıl takip ediyor? Biraz da böyle küresel çapta baktığımız zaman bunun iyimserliğinin hala artarak devam edeceğini sizce görecek miyiz piyasalar üzerinde? Aslında baktığımızda özellikle Kasım ayında özellikle endekslerde ciddi bir rally görmüştük biz.
Aralık ayındayız ve aşıya dair iyimserlik devam etmekle beraber aslında Kasım ayındaki rally'nin biraz momentum kaybettiğini görmekteyiz. Tabii burada özellikle piyasalar şunu özellikle takip ediyor. Aşı ne kadar yaygın olacak, ne kadar etki alanına sahip olacak ve ne kadar hızlı şekilde etki edecek. Özellikle dün işte İngiltere'den ilk aşının yapıldığına dair haberleri takip ettik. Ancak ilk etkilerinin yaklaşık bir 12-13 gün sonra bağışıklık sistemine etki etmesi bekleniyor. Dolayısıyla baktığımızda aslında aşının piyasalarda olumlu etkileri mevcut durumda devam ediyor. Ancak piyasalara, özellikle fiyatlamalara daha ciddi manada olumlu etkilerini biz aslında 2021 yılının ilk ayında belki ikinci ayından itibaren görmeye başlayacağız. Ekonomik faaliyetlere etkilerini özellikle 2021 yılının ilk çeyreğinde görmeye başlayacağız. Ancak mevcut durumda burada baktığımızda aşının yine de piyasalar üzerinde olumlu etkilerinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Tabii diğer taraftan artan vaka sayılarının da hala da fiyatlanmaya devam ettiği de göz ardı edilmemeli. Özellikle baktığımızda yine ABD tarafında dün endeksler artan vaka sayılarıyla beraber ilk açılışta düşüşle açılmıştı. Sonrasında gelen hem aşı imserliği hem özellikle teşvik paketine dair olumlu haberlerle beraber toplamıştı. Nitekim bunun Avrupa tarafında da etkilerini görmüştük. Dolayısıyla şöyle toparlayacak olursak aşıya dair iyimser fiyatlamalar hala devam ediyor. Ancak Kasım ayındaki rally'nin momentum kaybettiğini söyleyebiliriz. Evet, bir de aslında gündemde hani bugünün şöyle sıcak gelişmelerine baktığımız zaman Çin'den açıklanan enflasyon verisi var. Bununla ilgili acaba ne söyleyebiliriz? Çünkü 2009 yılından bu yana ilk kez enflasyonda bir artış yaşanmadı ve daha önceden böyle bir deflasyon riski endişeleri olmuştu bundan birkaç yıl önce. Ama şu anda sanıyorum ki hani biraz böyle gıda fiyatlarındaki o belirgin düşüşten dolayı geçici bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Ne dersiniz? Onun yansımaları nasıl? Tabii bir yandan Çin deyince Washington ve Pekin hattındaki o gerilim de dikkatleri çekiyor. Ne dersiniz dünyanın ikinci en büyük ekonomisine dair bu gelişmelere? Belirttiğiniz gibi 2009'dan bu yana ilk defa TÜFE yıllık bazda özellikle %0.5 düşüş şeklinde geldi. Beklenti de aksine 0.8'lik bir enflasyon şeklindeydi artı olarak. Buna rağmen baktığımızda özellikle Şangay tarafında endeksin hafif alıcılı seyrettiğini, genel olarak Asya borsalarında yine alıcılı seyrettiğini takip ediyoruz. Mevcut durumda baktığımızda piyasalar bunu aslında geçici olarak yorumlamış durumda. Nitekim baktığımızda aslında Çin tarafından gelen ekonomik faaliyetlere dair verilerde de aslında üretimde seyrin devam ettiğini takip etmekteyiz. Tabii bunun üretim tarafının da aslında üretimi destekleyici yönde verilerle geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla piyasalar mevcut durumda gelen veriyi aslında geçici olarak yorumladığını söyleyebiliriz. Nitekim belirttiğim gibi özellikle Çin tarafında mevcut durumda yukarı yönlü borsada fiyatlamaları takip ediyoruz. Burada belki biraz ABD ve Çin arasındaki gerilime önümüzdeki günlerde dikkat çekilecektir. Mevcut durumda enflasyon verisinin şu aşamada geçici olduğunu, belki önümüzdeki devam eden verilerle beraber eğer bozulmanın devam etmesi gündeme gelirse o aşamada belki aşağı yönlü fiyatlamaları takip edebiliriz. Ancak mevcut durumda ağırlıklı olarak ABD ve Çin arasındaki gerilimin daha çok gündemde olacağı görünüyor. Önümüzdeki süreç için özellikle son günlerdeki yine gerilimi arttırıcı adımların gelmesi her iki taraftan da aslında 2021 yılında tekrardan biz ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarını olmasa bile özellikle Biden'ın bu konuda biraz daha ılımlı yaklaştığını görüyoruz. Ancak Biden'ın da Çin'e karşı bir tavrının olduğunu biliyorduk biz. Önümüzdeki yıl ticaret savaşı kapsamında olmasa bile ABD ve Çin arasındaki gerilimin konuşulacağını söyleyebiliriz. Evet, teşekkür ederiz. Bir de aslında emtia tarafına bakmakta da fayda var. Altının onsu dediğimiz zaman o işte tam bahsedilen 1850 kritik seviyesinin hemen üzerinde bir fiyatlama karşımıza çıkıyor ve bugün biraz böyle düşüşle güne başladığı gibi duruyor. Ne dersiniz? Oradan beklentiler nasıl acaba? Çünkü hani hem dolardaki seyirde bugün itibariyle aşağı yönlü, genelde hani farklı bir yöne doğru gittiklerini görüyoruz ama neden böyle bir düşüş var ve hangi seviyeleri izleyeceğiz? Baktığımız zaman altın tarafında aşının piyasaya sürülmesi iyimserliğine rağmen altın tarafında özellikle az önce ifade ettiğim gibi küresel piyasalarda
düşük değerli bir doların etkisi ve tabii ABD tarafından özellikle olası bir mali teşvik beklentisiyle dolar altın tarafında ciddi manada hızlı bir yükseliş takip ettik son günlerde. Nitekim baktığımızda özellikle dün akşam 1870 doların üzerini test etmişti. Bu sabah itibariyle tekrardan 1860 doların hemen altında fiyatlandığını takip ediyoruz. Burada önemli faktörlerden bir tanesi aslında doların değer kaybetmesi gibi görünüyor mevcut durumda. Özellikle dolar endeksinde ciddi manada son dönemde bir gevşeme var. 90.50 seviyelerine kadar gevşediğini takip etmiştik dolar endeksinin. Nitekim baktığımızda bu gevşemenin devam etmesi, dolarda değer kaybının devam etmesi bekleniyor. Eğer dolar tarafında özellikle böyle bir değer kaybı söz konusu olursa altın tarafında mevcut fiyatların korunacağını, hatta belki biraz daha yukarı yönlü hareketler görebileceğimizi söyleyebiliriz. Ancak diğer taraftan özellikle Biden'ın koltuğa oturmasıyla beraber dolarda yaşanabilecek olası değerlenme, tabii burada aşının piyasalarda etkili olması, iyimserliğin devam etmesi ve vaka sayılarında hızlı bir böyle bir durumda aşağı yönlü hareketlerde takip edilecek ilk seviye 1845 ve 1815 evet. seviyesi olacaktır. 1800 seviyesinin altına inmesi tekrardan 1785 seviyelerini gündeme getirebilir. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan bizler için piyasaya dair beklentilerini paylaştı. Ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünyanın şimdi biraz uzak bir tarafına gideceğiz. Çin ve Nepal uzun zamandır bir konu üzerinde tartışma yapıyorlardı. Ve tartışmanın konusuysa dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest'in yüksekliğiydi. Ve Çinli, Nepalli bilim insanları bu konuya ilişkin bir araya geldiler ve Everest Dağı'nın yeni yapılan ölçümlerde 86 santim daha uzun olduğunu tespit ettiler. Ölçümlerde dağın yüksekliğinin 8848 metre 86 santim olduğu duyuruldu. Şimdiye kadar Everest'in yüksekliği ile ilgili veriler Hintli araştırmacıların 1950'li yıllarda yaptığı ölçümlere dayanıyordu. Ölçümdeki farklılıkta yeni ölçüm teknikleri uygulanmasının yanı sıra şiddetli depremler nedeniyle Everest'in yüksekliğinde etkili olabileceği de kaydedildi. Evet, dağın boyu yükselir mi? Yükselir. 86 santimlik bir yükseliş gözlemlenmiş dünyanın en yüksek dağında. Ve şimdi de dün akşam yaşanan tatsız bir olay ama tabii bu yaşanan tatsız olayla birlikte de bütün dünyayı ayağa kaldıran ve bir kez daha ırkçılığa karşı bir olmamızı sağlayan bir olay yaşandı. O da işte dün Başakşehir maçında Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'le bir araya geldiğinde dördüncü hakemin ırkçı sözleri damga vurdu. Ve şu anda işte sosyal medyada çokça gördüğümüz bir fotoğraf yer alıyor. Bir temsili fotoğrafı olduğunu söyleyebiliriz. Hakeme iki takımda oyuncusu da kırmızı kartını kaldırmış gibi duruyor. UEFA'dan bir açıklama geldi. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ve Başakşehir, İstanbul Başakşehir maçında yaşanan olaylardan haberdardır. Ve bununla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma yapılacak. Irkçılığın ya da ayrımcılığın hiçbir türünün futbolda yeri yoktur mesajını verdi. Bir yandan da tabii ki UEFA'nın attığı bu tweetin yanı sıra biz trend olan yani işte bir hashtag yayılmaya başlandı. Ve işte orada da no to racism yani işte ırkçılığa hayır diye de farklı olarak İstanbul Başakşehir'den de farklı pek çok kişiden de aslında bununla ilgili olarak görüyoruz. Şimdi dördüncü hakem görevden alındı. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ertelenen maçın bugün Türkiye saatiyle 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Onunla ilgili haberle biz veda edelim. Yarın sabah yeniden 7'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Paris Saint-Germain'le temsilcimiz Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu maçına 4. hakemin ırkçı sözleri damgasını vurdu. Karşılaşmanın 14. dakikasında maçın hakeminin verdiği birkaç karara Başakşehir yedek kulübesinden tepki geldi.
Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya kırmızı kart gösterildi. Ardından dördüncü hakem Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya indi. Temsilcimiz Başakşehir, ırkçı sözlerin ardından sahadan çekildi. Skandal olayı resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada İngilizce olarak ırkçılığa hayır mesajı paylaşıldı. Paris Saint-Germain de sosyal medya hesabından Başakşehir'in tweetini retweet yaptı. O paylaşıma Türkiye Ligi'nden de destek geldi. Dört büyükler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ırkçılığa karşı ortak mesaj verdi. Medipol Başakşehir'de futbolcular yapılan ırkçı saldırı nedeniyle çekildikleri PSG maçında sahaya çıkmama kararı aldı. Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, PSG maçının Rumen hakem ekibinin tamamen değiştirildiğini açıkladı. Maçın farklı hakemlerle tamamlanacağını belirtti. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da ertelenen PSG maçının bugün Türkiye saatiyle 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu. Buna göre maçın geri kalanını Hollandalı hakem Danny McKerry ve ekibi yönetecek. Yaşanan ırkçılık skandalının ardından devreye giren UEFA, PSG, Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını bildirdi. Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok açıklamasını yaptı.